Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmekte olduğunuz bu güzel ve kolay bebek patiklerini yapacağız. Ben bugün bu renk ile yapıyorum. Sarı ve lacivert tonlarını kullanıyorum. Çok lacivert de değil, mavinin koyu bir tonu arkadaşlar. Bakın, aynı modeli sarı kırmızı olarak yaptım. Sarı gri renk olarak. Bu model patiği istediğimiz renkler ile yapabiliriz. Hem kız bebeklerimiz için hem de erkek bebeklerimiz için yapabileceğimiz bir model patik arkadaşlar. Patiğimizin örgüsüne tabanlı yaparak başlıyorum. Taban örgüsünü siz bebeğinizin ayak ölçüsüne göre yaparsanız çok iyi olur. Ben bebekler için olan ayak taban ölçülerini standart ölçüde tablo halinde hazırladım. Sizler için bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde standart bebek ayak ölçü tablosu var. Oraya tıkladığınız zaman bebeğinizin ayına göre taban ölçüsünü başlayıp yapabilirsiniz. Biz bugün 3. aydan itibaren kullanılıp 9. aya kadar çok rahat kullanılabilecek bir ölçüde bir patik yapacağız. Patiğimin örgüsünde tabanında ve bakın bu bilek bölümünde yapmış olduğumuz bir yede kullanılmak üzere böyle bir ip kullanıyorum. Patik ipi olarak da geçiyor. Siz istediğiniz ip ile yapabilirsiniz. Sarı bölümde de bakın böyle bir sarım var. Bu da Alize Şeker'in bebe ipi. Siz istediğiniz marka ipleri, istediğiniz renkleri kullanarak bu patiğimizi yapabilirsiniz. Tığ olarak da bakın 2 milimlik tığ kullanıyorum. Yani 2 numara. Siz elinizin sıklığına göre 3 ili de yapabilirsiniz bunu. Çok sıkıysa 2,5-3 numara tığlarda kullanabilirsiniz. Hazırsak hep birlikte bu güzel patiklerimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Patiğimizin örgüsüne patik tabanlı yaparak başlıyoruz. İlk ilmeği ben bu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği o şekilde oluşturabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Benim yapacağım ölçüde bir patik için 16 zincir yeterli olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zinciri çektim. Siz daha küçük yapmak istiyorsanız yeni doğan için 14 zincir çekmeniz yeterli olacaktır. 3 aylık bir bebek için de 15 zincir çekerseniz iyi olacaktır. Ama bu benim elimin sıklığına ve kullanmış olduğum tığ ve ipe göre değişiyor arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa yeni doğan için bile 16 zincir çekebilirsiniz. Daha büyük bebekler için de zincir sayısını arttırmanız gerekiyor. Her numara için birer zincir arttırmanız yeterli olacaktır. İpi tığın üzerine almadan bakın bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. 1 2 İpi tığın üzerine almadan yine sık iğnelerle devam ediyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğneyi yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Bakın kısa trabzanı şu şekilde yapıyorum. İlmek alıyorum. 3 ilmekten bir defada çekiyorum. 2 defada çıkarmıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden 5 ilmeğe trabzan yapıyorum. 1 2 3 4
5. Son ilmek kaldı. Bu son ilmeğe de 6 tane trabzan yapıyorum. Bakın. 1. Tekrar aynı ilmek içerisine ikinci trabzanı yapıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. Burası patiğimizin ön bölümü olacak. 6 trabzanı bir ilmeğe yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdi geriye dönüyoruz. Bu 6 trabzana kadar ne yaptıysak tam karşılarına aynısını yapacağız. Bakın bundan önce 5 trabzan yapmıştık. Tam onların karşısına gelen yerlere, bakın aynı ilmeklere 5 trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, bakın aynı ilmek karşısına gelen ilmeğe yapıyorum. Dört, beş. Beş trabzandan sonra bir kısa trabzan yapıyorum. Bakın kısa trabzanın tam karşısı. Takip eden 6 ilmeğe de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Başlangıçta 2 tane sık iğne yapmıştık bir ilmeğe. Aynı ilmek içerisine burada da 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 Eşitledik. Bakın ilk yaptığımız ilmeğe tığı takıyorum. İpi alıp içerisinden çektim. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Burada kaydırma yaptık. Bakın sırayı kapamış olduk. Patik tabanının ilk sırasını bitirmiş olduk. İkinci sıradayız. İkinci sıraya çıkmak için 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Gördüğüm bu ilk ilmek üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Tekrar takip eden bu ilmek üzerine de bakın 2 sık iğne yapmıştık. Bir ilmeğe onlar bunlar. Ona 2 tane trabzan yapıyorum. Burası patiğimizin topuk bölümü olacak. Bakın. Bir ilmeğe 2 trabzan yaptım. Takip eden ilmeğe de 2 trabzan yaptım. Takip edenleri trabzan olarak devam edeceğiz. Burada bir ilmeğe 6 trabzan yapmıştık. Buraya kadar arada bulunan bu ilmekler üzerine trabzan yapacağız. Toplam 12 tane trabzan var. Yapalım ilk trabzanları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 trabzan yaptım. Bakın burada bulunan bu 6 trabzana geldim. Ben 16 zincir çektim. Başlangıçta bu arada 12 trabzan var. Siz 15 zincir çekerek patiye başladıysanız bu arada bulunan trabzan 11 tanedir. Daha çok 17 zincir çektiyseniz 13 trabzandır. 18 zincir çektiyseniz 14 trabzan vardır arkadaşlar.
Çektiğiniz her zincire göre bu aradaki trabzanlar bir fazla olacaktır. Siz patik tabanlı kas zincirle başlarsanız başlayın. Bu topuk bölümünde yaptığımız işlem ile ön bölümde yapacağımız işlemler aynı olacaktır. Değişmeyecek arkadaşlar, benimle aynı yapabilirsiniz. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan bu 6 ilmeğin üzerine çift trabzanlar yapacağız. Bakın, ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı ilmek üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Takip edeni de aynı şekilde çift trabzan yapıyorum. Üçüncü çift trabzanı yapıyoruz. Dört. Beşinci çift trabzan. Altıncı çift trabzan. Bakın, burada 6 ilmek üzerine çift trabzanlar yaptım. Takip edenleri her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Topuk bölümünde bulunan bu 2 ilmeğe kadar 12 trabzana devam edelim. 12 trabzanı yaptım bakın bu araya. Şimdi topuk bölümünde bulunan bu 2 ilmekli yere geldim. Sıraya başlarken İlk 2 ilmek üzerine 2'şer tane trabzan yapmıştık. Bu sıra sonunda da aynı şekilde 2 ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın, ilk ikili trabzanları yaptım. Takip eden ilmek içerisine de 2 tane trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzanları yaptık. Son ilmek var. Bakın, ona tek trabzan yapıyorum. Sıraya başlarken 2 zincir çekmiştik. Bu yaptığımız trabzan ona denk olsun diye. İlk yaptığımız ilmek ile kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İkinci sırayı da böylece bitirmiş olduk. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıraya çıkmak için 2 zincir çekiyorum. 1 2 İpi tığın üzerine alıyorum. Gördüğüm bu ilk ilmek üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Burada bu 4 ilmeğe 2'şer tane trabzan yapacağız. Bakın, birisini yaptık ikili trabzanlar olarak. Takip eden ilmeğe de 2 trabzan yapıyorum. 3. ilmek üzerine de 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Dördüncü ilmeğe geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Buraya 2 zincir çektik. 4 tane ikili 2 trabzan yaptık. Takip eden ilmekler üzerine trabzanlar olarak devam edeceğiz. Tek tek yapıyoruz artık bakın. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Burada 12 trabzan yapacağız. Ön bölümde arttırma yaptığımız bu ilk trabzana kadar toplam 12 trabzanı tamamlayalım. Arttırmalar arasına yaptığımız bu 12 trabzanı tamamladım. Bakın, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buradaki arttırmadan sonra 12 trabzanı yaptım. Ön bölümde yapmış olduğumuz arttırmalara geldim. Burada bu ilk arttırma yaptığımız yer, bakın, 2 trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içerisine 1 2 İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Çift trabzan yapıyorum. 1 2 Takip edenleri 8 ilmeğe toplam çift trabzanlar yapalım. Ön bölümde arttırma yaptığımız buralarda bakın, bir aynı ilmeğe 2 trabzan yaptım, tek trabzan yaptım. Takip edenlere 1 2 3 4 5 6
7, 8 tane çift trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Arttırmaya başladığımız yerde yaptığımız gibi, bakın bu ilmeğe tek trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek üzerine çift trabzan yapıyorum. 1, aynı ilmeğe ikinci trabzanı yapıyorum. Böylece arttırmaları bitirmiş olduk. Takip eden ilmekleri düz olarak trabzanlara devam ediyorum. Topuk bölümünde arttırma yaptığımız bu, bakın ilk ilmeğe kadar toplam 12 tane trabzan yapalım. 12 trabzanı yaptım. Bakın arttırma yaptığımız yere geldim. Burası topuk bölümü. Bu ilk ilmek üzerine çift trabzan yapıyorum. Takip eden 3 ilmeğe de çift trabzan yapacağız. Bu sıraya başlarken 4 tane çift trabzan yapmıştık. Sıra sonunda da aynı şekilde 4 ilmeğe çift trabzan yapacağız. Bakın ilk çift trabzanı yaptım. İkinci çift trabzanı yaptım. Üçüncü çift trabzanı yaptım. Dördüncü çift trabzanı yaptım. İki zincire denk gelsin diye buraya da bir trabzan yapıyorum. İlk ilmek ile kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bu şekilde patiğimizde arttırmaları bitirdik. Patiğimizin şeklini oluşturduk. Siz küçük yapacaksanız bu şekilde yeterli. Ben bot şeklinde bir patik yapacağım için bir sırada sık iğne çalışması yapmak istiyorum. Bakın şu şekilde bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmeklere de birer defa sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bakın. Patik tabanda bir sıra sık iğneyi tamamladım. Bakın sıra sonuna geldim. İlk yaptığım ilmek ile kaydırma yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın böylece patik tabanını bitirmiş olduk. Patik tabanımızın ölçüsünü de ölçelim. Bakın bir uçtan bir uca 11 santim taban ölçüsü var. Şimdi sarı renge geçiyoruz. Sarı renk ile yukarıya doğru bakan trabzanlar yapacağız. İlmeğimi, bakın ipi kesmeden buradan ilmeğimin rengini sarı yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdi yukarıya doğru trabzanlar yapacağımı söylemiştim. Onun için trabzanları bakın şu şekilde almıyorum. İlmekleri boşluktan, bakın ters taraftan, bu şekilde yan taraftan alarak trabzan yapıyorum. Bakın aynı şekilde yan taraftan aldım. Trabzan yapıyorum. Bu ipleri de içeriden götürelim. Örgümüz temiz olsun. Bakın nasıl aldığımı tekrar gösteriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu şekilde yapmıyorum. Ters taraftan şöyle, bakın ilmekler var burada. Bu ilmeğe tığı takıyorum. Trabzan yapıyorum. Şu ipleri keselim. Daha net görürüz arkadaşlar. Bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada görünen bu ilmeği ters taraftan, bakın yan taraftan şu şekilde takıyorum. İlmek alıp trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın böyle aldığımız için trabzanların yönü yukarıya doğru bakıyor. Böyle devam ederek her ilmekten
yan taraftan yukarıdan yani alarak sıra sonuna kadar devam edelim. Patiğimizin birinci sırasında ilmekleri üst taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım. Bakın sıra sonuna kadar geldim. En son yapmış olduğum bu trabzanı ilk yaptığım ilmek ile birleştiriyorum. Bu şekilde kaydırma yapıyorum. Bakın sırayı kapamış olduk. Bakın trabzanların görüntüsü yukarıya doğru bakıyor. Patiğimizin tabanının örgüsü de böyle görünüyor bakın. Üst taraftan aldığımız için ilmekler bu şekilde görünüyor. Bu ilk sırada benim 63 tane trabzan var arkadaşlar. Patiğimizde ikinci sıradayız. İkinci sırada tekrar mavi rengi geçiyorum. Bakın bu şekilde ilmeğimin rengini mavi yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci sırada trabzanları bir düz bir ters, bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapacağız. Bakın ilk gördüğüm bu trabzanı düz taraftan boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanı ters taraftan bakın boşluğa tığı taktım. İlmek alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Üçüncü olanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Dördüncü trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Sarı ipi burada bekletiyorum. Bir sonraki sırada sarı renge geçeceğiz arkadaşlar. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. İkinci sırayı trabzanları bir düz bir ters bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Patiğimizin ikinci sırasında trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yaptım. Sıra sonuna geldim. En son yapmış olduğum bu trabzan ile ilk yapmış olduğum bakın bu trabzanı birleştireceğiz. Tığı takıyorum. İlk ilmeğe ip alıp çekiyorum. Kaydırma yapıyorum. Bakın sırayı birleştirmiş oldum. Burası birleşmiş oldu. Sıraya başlarken 2 zincir çektiğimizde tersten görünen trabzan oldu burada. Mavi renk ile bitirdik. Şimdi sarı rengi geçiyorum. Bakın burada bekletmiş olduğumuz sarı rengi alıyorum. İlmek alıp mavinin içerisinden geçirdiğim ilmeğimin rengi sarı oldu bakın. 1, 2 zincir çekiyorum. 3. sıradayız. Mavi ipimizi burada kesebiliriz. Üçüncü sırada ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapacağız. Bakın bu ilk ilmek trabzan düz görünüyor. Düzden boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Takip eden ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Üçüncü olan düz taraftan görünüyor. Bakın boşluğa taktım. Trabzan yapıyorum. Bir sonraki ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Bakın böyle. Üçüncü sırada trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Patiğimizin üçüncü sırasında trabzanları
Düzden gördüklerimi düz taraftan boşluklardan aldım, trabzan yaptım. Ters taraftan gördüklerimi ters taraftan boşluktan alıp trabzan yaptım. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği ilk ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum bakın. Patiğimizde bakın yukarıya doğru trabzan sıralarını oluşturuyoruz. Bir sıra daha sarı renk ile aynı şekilde nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak devam edeceğiz. 2 zincir çektim. 4. sıradayız. 4. sırada yine bakın ilk trabzanı düz görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Tersten görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz görüyorum. Düzden alıp trabzan yapıyorum. Tersten görüyorum. Ters taraftan alıp trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. 4. sırayı da yine aynı biraz sırada yapmış olduğumuz gibi nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Patiğimizin 4. sırasında trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna geldim. En son yapmış olduğum trabzanı ilk yaptığım trabzan ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın sırayı kapamış olduk. Patiğin düz örgülerini burada bitirdik. Artık bu sırada bu ön bölümde kesme işlemleri yapacağız arkadaşlar. Toplam 14 tane kesme yapacağız. Eğer siz benden daha büyük sayıda başladıysanız bunu bu şekilde ortalayıp orta noktayı bulun. Buradan 14 ilmek geriye sayabilirsiniz. Sayalım isterseniz bakın. Orta noktası burası. Burada sayıyorum. 2 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bu 14.'ye bir işaret takıyorum. Diğer işareti yapacağımız yere 28 ilmek olması gerekiyor. 14 kesme yapacağız. Sayıyorum bakın. Birinciye işareti taktım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28.'ye de ikinci işaretimi takıyorum. Bu iki işaret arasında kesme işlemi yapacağız. Oraya kadar trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak yapacağız. Kaç tane var bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bununla 17 ilmeği nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapalım. 2 zincir çekiyorum. 5. sıradayız. 5. sırada yine aynı şekilde bakın. Gördüğüm gibi alarak trabzan yapıyorum. Boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu işareti yaptığımız yere kadar nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapalım. İlk işareti yaptığım yere kadar trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yaptım. Kaç trabzan yaptığımı sayıyorum bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 trabzan yaptık buraya kadar. Artık kesme işlemine başlayacağız. Eksiltme yapacağımız yerdeyim. Bakın işareti çıkaralım. Eksiltme işlemini şu şekilde yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gördüğüm ters tarafta görünüyor. Bakın ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yapıyor gibi çektim. İlmek alıyorum. Bir defa çıkarıyorum. Bekletiyorum. Bakın ikinciyi çıkarmıyorum. Tığın üzerinde iki ilmek var. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden düz tarafta görünüyor. Düz taraftan boşluktan aldım. İlmeği çekiyorum. Bir defa ilmek aldım. Bakın bir defa çıkardım. İkinciyi bekletiyorum. Çıkarmıyorum. 1, 2, 3 ilmek var tığ üzerinde. İpi tığın üzerine alıyorum. İçerisinden çekiyorum. Bakın iki trabzanı tek ilmek şekline dönüştürdük burada. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci kesme işlemi için. Ters taraftan görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyor gibi bir defa çektim.
İkinciyi bekletiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Düzde gördüğümü düz taraftan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ters taraftan görüyorum. Bir defa çıkarıyorum, bekletiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Düzde görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp bir defa çıkarıyorum, bekletiyorum. Tığın üzerindeki 3 ilmekten çekiyorum. Bakın bu şekilde. Kaç tane kesme yaptığımızda birlikte yapalım isterseniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kesme işlemi yaptık. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç ve bakın son kesme işlemi yapıyoruz. İşaretli yerde bakın bulunan düz taraftan aldım, trabzan yaptım. 14 kesme işlemi yaptık. Bu işaretimizi de artık burada çıkarabiliriz. Bakın bu şekilde yuvarlak bir görüntü elde ettik. Burada ipi tığın üzerine alıyorum. Takip edenleri nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Düz gördüğümü düzden, tersten gördüğümü tersten. Artık düz devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Bakın patiğimizin görüntüsü de böyle arkadaşlar. Buraya kadar nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapalım, devam edelim. Sıra sonuna kadar nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp bakın buradan itibaren yaptım. Son ilmeği ilk ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 6. sıradayız. 6. sırada tekrar burada kesme işlemi yapacağız. 15 trabzanı nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alacağız. Ondan sonra kesme işlemlerine başlayacağız arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın 1 düzden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Buraya kadar 15 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yaptım. Buradan itibaren kesme işlemine başlıyoruz. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk gördüğümü boşluktan alıyorum, trabzan yapıyor gibi yaptım. Bir defa çıkardım, bekletiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın düzden görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 3 ilmek var. İp alıp 3'ün içerisinden çekiyorum. Burada bir kesme işlemi yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdi bakın bu düz görünen bu iki trabzanı tek trabzan haline getireceğiz. Boşluğa tığı taktım. İlmek alıp
Bir defa çektim, bekletiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci olanı boşluğa taktım. İlmek alıp çekiyorum. Bir defa bakın, çıkardım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İp alıp 3'ün içerisinden çekiyorum. Burada ikili trabzan kesmesi yaptık arkadaşlar. Takip eden 5 kesme işlemini üçlü trabzan kesmesi yapacağız. Bakın 2 defa ip doluyorum. Gördüğüm bu düzden görüneni boşluktan aldım. Bir defa çektim. 2 çektim. Üçüncüyü çekmiyorum, bekletiyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek var. 2 defa ip doluyorum. Takip eden düzde görünen, bakın bu trabzanı boşluktan aldım. 1 çıkardım. 2 çıkardım. Üçüncüyü bekletiyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İp alıp 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. Bir üçlü trabzan kesmesi yaptık burada. Bakın tekrar gösteriyorum. 2 defa ip doluyorum. Düzde görüneni boşluktan aldım. 1 2 üçüncüyü bekletiyorum. 2 defa ip doluyorum. Takip eden trabzanı boşluktan aldım. 2 defa çektim. Bakın üçüncüyü bekletiyorum. İp alıp 3'ün içerisinden çekiyorum. 2 defa ip doluyoruz. 3 defa da çıkarıyoruz ama ikincide bekletiyoruz. 2 trabzanı bir kesiyoruz bakın. Bir bekletiyorum. 2 defa ip doluyorum. Takip edeni de aynı şekilde 1 2 3'üncüyü bekletiyorum. 2 defa ip doluyorum. 1 2 3 ilmek var. İp alıp çekiyorum. 1 2 defa ip doluyorum. 1 2 2 defa ip doluyorum. 1 2 defa çektim. İp alıp 3'ün içerisinden çekiyorum. Bakın kaç tane yaptığımızı bakalım. 1 2 3 4 5 tane üçlü trabzan kesmesi yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bunun ikisinde ikili trabzan kesmesi yapacağız. Burada da bakın bu 5 üçlü trabzandan önce bir ikili trabzan kesmesi yapmıştık. Bunun aynısını buraya yapıyoruz. İpi bir defa doluyorum. İlk gördüğüm trabzanı boşluktan aldım. Bir defa çektim. İkinciyi bekletiyorum. İpi tığın üzerine bir defa alıyorum. Takip edeni boşluktan aldım. Bir defa çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İp alıp 3'ün içerisinden çekiyorum. Bunu da ikili trabzan kesmesi yaptık. Takip eden bakın ters taraftan görünüyor. Ters taraftan aldım. Bir defa çektim. Bekletiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Düz tarafta boşluktan aldım. Bir defa çektim. Tığın üzerindeki 3 ilmeğin içerisinden bir defa ip alıp çekiyorum. Kesme işlemlerini burada bitirmiş olduk. Takip edenleri artık nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alıp trabzan yapacağız. Bakın birer defa da çıkarıyorum artık. Bekletmiyorum. Hepsini ayrı ayrı trabzan yapıyorum. Bu sırada kesme işlemlerini ilk başta iki trabzanı tek trabzan şekline dönüştürdük. Bir ikili trabzan kesmesi yaptık. 5 üçlü trabzan kesmesi, tekrar bir ikili trabzan kesmesi yaptık. 2 trabzanı tek trabzan haline dönüştürdük. Toplam 9 tane kesme işlemi yaptık bu sırada arkadaşlar. Takip edenleri nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Kesme yaptığımız yerden itibaren trabzanları tersten gördüğümü, ters taraftan, düzden gördüğümü, düz taraftan, boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Son ilmeği ilk ilmek ile kaydırma yaparak birleştirdim. Bakın sırayı kapamış olduk. 1 2 zincir çekiyorum. 7. sıradayız. 7. sırada tekrar bu ön bölümde kesme işlemi yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanı boşluktan aldım. Trabzan yaptım. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak bakın buraya kadar geldim. Şimdi burada tekrar kesme işlemi yapacağız. 13. olanı düzde bakın boşluktan aldım. Bir defa çıkardım. Bekletiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip edeni boşluktan aldım. Ters taraftan trabzan yapıyor gibi yaptım. 3 ilmek var. Bir defa da çekiyorum. Burada bir kesme işlemi yaptık. Takip eden bu 2 ilmeği ikili trabzan kesmesi yapacağız. 3 tane üçlü trabzan tekrar ikili trabzan kesmesi yapacağız. Bakın. Bir defa doladım, bir çektim, bekletiyorum. Bir defa doladım, takip edeni bir defa çektim. 3 ilmek var. İkili trabzan kesmesi yaptık. 3 tane üçlü trabzan kesmesi yapacağız artık. Bakın 2 defa doluyorum. Bu trabzanları kesme yaptığımız bakın şu şekilde boşluğa taktım. 1 çektim. 2 çektim. 3.'ü bekletiyorum. 2 defa ip doluyorum. Bu gördüğüm bakın kesme yaptığımız şekilde böyle görünüyor. Şu şekilde boşluğa taktım. 1 2 3.'ü bekletiyorum. 3'ün içerisinden çekiyorum. 2 defa ip doluyorum. Bakın boşluğa taktım. 1 2 3.'ü bekletiyorum. 2 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi tekrar bakın 2 defa doluyorum. Üçlü trabzan kesmesi yapıyorum. 1 2 3.'ü bekletiyorum. 1 2 3.'ü bekletiyorum. İçerisinden çekiyorum. Bunu ikili trabzan kesmesi yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın boşluktan aldım. Bir defa çektim. Bekletiyorum. Bir defa doluyorum. Takip eden düz tarafta görüneni bakın boşluktan aldım. Bir defa çektim. 3 ilmek var. İçerisinden çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Terste gördüğümü ters taraftan boşluktan aldım. Bir defa çektim, bekletiyorum. Burada tekrar kesme işlemi yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bunu boşluğa taktım. Düz taraftan aldım. Bir defa çektim, bekletiyorum. 3 ilmeği bir defa da çekiyorum. Burada toplam 7 defa kesme işlemi yaptık arkadaşlar. Bakın başlarda iki trabzanı kesme yaptık. Bir ikili trabzan kesmesi yaptık. 3 tane üçlü trabzan kesmesi yaptık. Tekrar ikili trabzan kesmesi yaptık. 2 trabzanı bir kesme yaptık. Takip edenleri nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyorum. Artık kesme işlemi yapmıyoruz. Kesme işlemlerini bu sırada bitirdik. Sıra sonuna kadar gördüğüm gibi alarak devam ediyorum. Bakın son düz taraftan aldım. Trabzan yaptım. İlk ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Kesme işlemini bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. 8. sıradayız. 8. sırada trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde trabzan yapacağız. Kesme işlemi yapmayacağız. Bakın 1 2 zincir çekiyorum. 8. sıraya başlıyorum. İlk gördüğüm düzde düz taraftan aldım. Trabzan yapıyorum. Buraya kadar belki burada şaşıran arkadaşlar olur arkadaşlar. Bakın bu kesme yaptığımız yere kadar trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapalım.
Bakın buraya kadar trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak geldim. Bir alt sırada kesme yaptığımız yerlerdeyim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu kesme yaptığımız bu ilmeği bakın şu şekilde tığ takıyorum. Düzden alıp trabzan yapıyorum. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Kesme yaptığımız bu bakın ilmeği şu şekilde boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz görünüyor. Zaten bakın düz göründüğü için bu şekilde takarak yapıyoruz. Düzden alıyorum. Trabzan yapıyorum. Artık nasıl görüyorsam öyle devam ediyorum. Bakın bu tersten görünüyor. Tersten alıp trabzan yapıyorum. Düz görünüyor. Düzden alıp trabzan yapıyorum. Bu kesme yaptığımız yerde görünenleri hep düz taraftan alarak yapıyoruz bakın. Takip edenleri sıra sonuna kadar nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak devam edelim. Patiğimizin 8. sırasında trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp bakın sıra sonuna geldim. Son ilmeği ilk ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpimizi artık burada kesebilirim. Bakın patiğimizin örgüsünü böylece bitirmiş olduk. Şimdi bu bileğine bir de biye çalışması yapacağız. Onun için tabanda kullandığım rengi kullanıyorum ben. Siz ne renk ile yaptıysanız onu yapabilirsiniz. Trabzan çalışması yapacağız buraya arkadaşlar. Bakın tam orta noktayı buluyorum. Tam orta nokta burası. Bakın bu ilmek. Buna değil bunun yanında bulunan bu ilmeğe tığ takıyorum. Buradan bir bağlantı oluşturuyorum. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilmeğe, bakın, bu ilk ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Trabzanları her ilmeğe birer tane olmak üzere yapalım. Burada bakın bu ilmekten önce bulunan bu ilmeğe kadar devam edelim. Mavi renk ile trabzanlar yaparak bakın size söylemiş olduğum yere geldiğim ortada bir ilmek boş kaldı. Bu bir sırada benim 33 tane trabzan oldu arkadaşlar. Şimdi bunun ikinci sırasındayız. İkinci sırasını yaparken trabzanları bakın burada 2 ilmek görünüyor. Gördüğünüz gibi şurada bu 1-2 ilmek görünüyor. Bunları birer kulakçığından bakın şu şekilde tek kulakçıktan alarak trabzan yapacağız. Daha sonra bunu yaptığımız trabzanları içe bükeceğiz. Bakın bunun gibi kordon geçirmek istiyorum içerisine. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Gördüğüm bu ilmekten kulakçığı alıyorum. Bakın iç tarafta bulunan kulakçığı aldım. Buraya bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip edeni bakın şu şekilde batmıyorum. Bunun şurada bakın iki kulakçık görünüyor. Tek kulakçıktan tutuyorum. İç tarafta bulunan kulakçıktan trabzan yapıyorum. Takip edende de aynı şekilde tek kulakçıktan tuttum. Trabzan yapıyorum. Bakın iki ilmekten iç tarafta bulunan ilmeği alıyoruz. Bunu orada bırakıyoruz. Tek ilmekten alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde burada bulunan bu iki ilmek görünenden iç tarafta bulunan ilmekten
alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları iç ilmeklerden alıp yaparak, bakın sıra sonuna kadar geldim. İpi burada kesiyorum. Biraz uzun bırakıyorum. Bunu dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde biraz uzun bırakarak ipimi kesiyorum. Daha sonra bunu iğneye takacağız. Şu şekilde. İçerisinden geçirmeyi unuttuk. Bakın, örgümüzü bitirdik. Şimdi bunu şu şekilde içe katlayıp, bakın ilmekten aldığımız için burada bir çıkıntı görünüyor. O üstte kalacak. Şu şekilde içe bükeceğiz. Dikmesi kolay olsun diye patiğin ters tarafını çeviriyorum. İlk ilmekten başlıyorum. Şuradan, bakın mavi renk ile olan yerden başlayalım. Bir bu ilmekten alıyorum. Bakın bir de uç noktadaki ilmekten alıp dikiyorum. Bunun içerisinden ip kordon yapacağız. Onu geçireceğiz. Ve şu şekilde buradaki ilmekten aldım. Bir de örmüş olduğum burada bulunan, bakın şu ilmekten alıyorum. Burayı dikmiş oluyorum. Bakın şu şekilde birleşiyor. Tamamını bu şekilde devam ederek dikelim arkadaşlar. Ben diktim, bakın ipi de içeriden geçirdim, kestim. Artık düz tarafını çeviriyorum patiğimizi. Bakın bu şekilde o görünüyor arkadaşlar. Şimdi bunun içerisinden ip kordon yapacağız. Bakın bu şekilde ip kordon hazırlayacağız, zincir şeklinde. Ucuna da bu toplardan yapacağız. Siz isterseniz bu patikte yapmış olduğum gibi pompon da yapabilirsiniz. Tercihinize kalmıştır. Bakın bu da aynısı. Zincir çektik, uçlarına pompon yaptım. Veya bakın bu şekilde toplar yapabilirsiniz. Şimdi zincirimizi çekelim. Sarı renk ile zincir çekiyorum. İlk ilmeği oluşturuyorum. Tercihinize göre ne kadar uzun istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Bakın benim için yeterli bir uzunluk yaptım. İpi burada kesiyorum. Kaç santimde yaptığımı ölçeyim arkadaşlar. Uç noktasından zincirimizi çektirmeden ölçelim. ...48 santimlik zincir uzunluğu ördüm. Siz bunu elinizin sıklığına göre sayı değişebilir arkadaşlar. Ölçecek bir ölçüm aletiniz yoksa da, bakın çekmiş olduğunuz zinciri patiğin şu şekilde tutun. Bakın bitmiş halleri şu şekilde. Buraya fiyonk yapacağız. Tamamen tercihinize göre ne kadar uzun istiyorsanız o kadar zincirinizi ayarlamasını yapabilirsiniz. Şimdi bu zincirin ucuna bu yapmış olduğum gibi toplar yapacağız. Siz isterseniz bunun gibi pompon da yapabilirsiniz. Mavi renk ile yapıyorum. Bakın zincirimizi çekmiştik. Uçtan ilk ilmeğe tığ takıyorum. Mavi ipimi elime alıyorum. Zincir çektim. Bakın sağlamlaştırdım. Patik kenara alalım. Biraz uzunca bırakıyorum şu şekilde. Buraya şimdi nohut şeklinde toplar yapacağız. Aynı ilmek içerisine, bakın burada mavi başladığımız ilmeğe tığ taktım, ip alıp çekiyorum. Biraz uzun bırakıyorum. Tekrar tığın üzerine ip alıyorum. Kaç defa yaptığımıza sayalım. Bakın 1
2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. bakın. Sonra ipi alıp hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. Buraya zincir çekip sağlamlaştırdım. Bu şekilde bakın. Bir top görüntüsü yaptık. Bakın zinciri çektim. Bu dolguları yaptığımız ilmeğe tığ takıyorum. Bunun ucunu şu şekilde yapıyorum. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. İpi burada kesiyorum. Bakın, çok basit bir ucuna topu yaptık. Şu mavileri bir düğüm atalım. Açılma yapmasın. Şimdi bunu içerisinden bakın ortasına tığ takalım. İçeriden çekelim, kaybedelim. Önce mavileri alıyorum. Sarıyı da keselim. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer topu yapacağız. Bu ucunu yapmadan önce bunu patiğimizin bu bilek bölümüne geçirelim. Daha sonra topu yapacağız arkadaşlar. Bakın bu uca çatal iğneyi takıyorum. Uçtan başlıyorum. Aradan geçiriyoruz zaten. Bakın yuva yapmıştık oraya. İçerisinden geçiriyorum. Bakın diğer uçtan çektim. Çıktı arkadaşlar. Şimdi zincirin bu ucuna da ilk başta yapmış olduğumuz gibi bir top yapalım. Her ikisinde bakın toplarını yaptım. Artık patiğimiz giyilmeye hazır. Mankenimize giydirelim. Bakın şu şekilde bebeğimizin ayağına giydirdiğimiz zaman yapmış olduğumuz bu kordonu da böyle bağlıyoruz. Hem bebeğin bileğini sıkı tutacaktır, düşmeyecektir. Hem de bakın çok güzel oldu. Çok güzel bir patik yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu patik modelimizde sağ sol teki diye bir şey yok. Aynı patiği hem sağ hem sol tek olarak kullanabiliyoruz. Eşit olarak örüyoruz ikisini de. Değişik bir şey yapmıyoruz. Bakın böylece bitirmiş olduk. Siz bu patiğimizden istediğiniz renkler ile istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bakın sarı kırmızı yaptım. Taraftar patiği olarak da kullanabilirsiniz. Tercihinize göre daha farklı renklerde uygulayabilirsiniz. Bakın bu var. Bunun buraya bakın pomponlar yaptım. Siz de buna pompon yapabilirsiniz. Veya hiç top veya pompon yapmadan düz olarak da kordon kullanabilirsiniz. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.